Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kripto analiz bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi şöyle kısaca bir markete update geçelim. Geçtiğimiz yayın neler oldu? Şu anda neler oluyor? Neler olabilir? Bunları konuşacağız. Geçen yayında da bahsettiğimiz gibi Bitcoin düşüş trendini zaten haftalar öncesinde kırmıştı. Onun ardından yatay dediğimiz şu trend band alanına girdi. Şu an yatay bir bandla seyrediyoruz. Teknik olarak tam oturmuş bir yükseliş trendimiz yok ama düşüş trendinin bittiğini teknik olarak görebiliyoruz. Şimdi bu noktada ne yapmak gerekiyor? gerekiyor. Bitcoin için baktığımız zaman bu bölgelerden yaptığımız alımlarda kar realizasyonu için planladığımız yer yatay trendin üst bandı 45.500 seviyesi. Fiyat buralara geldiği zaman bu noktada alsat için girmiş olduğumuz pozisyonlardan kar almak gerektiğini düşünüyorum. Ben keza öyle yapacağım. Şu aşamalarda birçok pozisyona girdim. Şu anda ufak ufak benim tekniğimi biliyorsunuz. Ben güvendiğim bir işte destek geldiği zaman ya da önemli bir direnç kırılımında bir retest yakaladıysam giriyorum pozisyona stopumu koyuyorum. Fiyat artarken de kademe kademe kırpık kırpık satıyorum. Pozisyonlarımı yarıya ufalttım bu iki günlük süreçte ettiğimiz karlardan. Bu bölgeye gelirse pozisyonlarımı %75 oranında kapatır. Yukarı yönlü ufak bir pozisyonla Marketi izlemeye geçerim. İşte düşerse tekrardan o sattıklarımı geri alırım. Düşmezse sorun yok. Yolda başka bir coin'in dinamiği olur. Piyasa yükseliş gittiği sürece herhangi bir coin'den kazanmak mümkün. Ama piyasa düşüş trendindeyse yani şalteri kapattıysa market maker. Hani o noktada tırmalamanın bir mantığı yok. Çünkü bulamıyorsunuz hangi coin'in gideceğini. İşte hiçbiri kalkmıyor yerinden. Ama piyasada bir yükseliş dalgası yaşandığı zaman 500 tane coin var. 200 tane coin var. Bunlardan işte 100'ü gidiyor. İşte 50'si düşüşte oluyor. 50'si daha kalkmamış oluyor. Elbette bir haberi olan bir coin olabilir. İşte önemli bir gelişmesi olan bir coin olabilir. Hep fırsat var. Yeter ki piyasa al sata elverişli dönemde olsun. Şu anda al sata elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz diyebiliriz. Tabii Bitcoin'de şöyle baktığımız zaman bir trend de görebiliyorum. Yani burada normalde bu ihlaller çok fazla sayılmasa da e, baktığımız zaman fiyat bu yönde. Yani hatta bunu normal paralel kanalla da ölçebilirsiniz. Mesela şöyle bir paralel kanal açın. Hani bu bölgede Şurada bir likidite avı alındığını varsayıyoruz. Burada birçok insan stop edildi. Şuradaki bölgeye baktığımızda bir trendimiz de var aslında. Tabi %100 çok sağlıklı bir trend diyemiyoruz. Buna göre kesin destek direnç diyemiyoruz. Bizim sadece yapı olarak yükselen bir yapı olduğunu burada gözlemlemek mümkün. Öte yandan en güvenli diyebileceğimiz bölgeler ise destek bölgeleri. Yatayda destek bölgelerimiz nereler? Düşüş senaryosunda 37.500 çok güçlü bir destek artık. O bölgenin altına inmemiz durumunda da 35.000 seviyesi güçlü destek. Evet düşüncemiz yukarı yönde gideceği yönünde. Ama marketin aşağı gelmemesi için de hani gelirse de niye geldi diyemeyiz. Çünkü yatay bir trendle ilerliyoruz. Çok böyle oturmuş bir yükseliş trendimiz yok. Manipülasyonları açık bir piyasadayız. Onun için işlemlerimizi yaparken her zaman böyle işte bir pozisyona 10.000 dolar giriş yaptık. İşte yolda böyle onu 3K, 2K, 2K derken kademeli bir şekilde azalttık. Ya da işte 3 tane pozisyona girdik. Bunlardan bir tanesini çok ufak aldık uzun vade tutuyor. Diğer ikisinde de işte satıp stop taşıyarak her senaryoda hareket etmek gerekiyor. Yani koşulsuz bir şekilde yükseliyoruz dememek gerekiyor. Neyse çok fazla uzatmadan altcoin'lere gireceğim. İlk bakacağımız coin Algo. Algo'da biliyorsunuz böyle bir trend yapısı vardı. Bu trend kırılımından sonra RETES bölgesine gelirsek değerlendirilebileceğini söyledim. Algo'yu üzerine basarak vurguladım. Teknik olarak zaten baktığımız zaman buradaki trendin kırılımı bu bölgeye reteste gelmiş dokunamamış bile bakın buraya dokunamamış olması yani buraya yaklaşıp bu trende dokunmamış olması oraya kadar inemediği yani bullish olduğunu gösteriyor. Bu bizim için bir bullish sinyaldir. Elimde var mı şu an algo? Yok. Ama mesela yatay desteğimiz olan bakın şu bölge yatay bir destek 78. Bu bölgeye geri inersek kesinlikle alacağım. Sabah 5'te olmuş çünkü bu düşüş. Algoyu yakından takip ediyorum. Çünkü Limeware açacağı marketplace'te Limeware'i eskiler bilir. Çok büyük bir, çok 10 milyonlarca kullanıcısı olan bir platform. NFT marketplace açıp Algo'nun blockchain'ini kullanacaklar. Bu ne demek? İşlemlerde algo kullanılacak demek. Dolayısıyla da algo için bir kullanım alanı en yeni en büyük potansiyel sektörlerinden biri olan NFT'lerde bir kullanım alanı olması çok büyük bir utility bir coin için. Bazı arkadaşlar hala ısrarla kabullenmese de NFT pazar hacmi 50 milyar dolarlara ulaştı. Şu anda giderek artıyor. Bütün büyük markalar buraya girmeye çalışıyor. Aylar önce anlattığım zaman bir yeriyle gülüyordu insanlar. İşte bugün Adidas, Gucci, Prada işte birçok müzik markası Sunut Dogg yani tahmin edebileceğiniz bütün büyük markalar NFT'lere girmeye çalışıyor. Burada çok büyük bir pazar var. NFT'leri mutlaka öğrenmek zorundayız. Trade etmek zorunda değilsiniz. Bence edin. Paranız, sermayeniz varsa sermayenizin %10'unu en azından %5'ini hani sizin hayatınızı değiştirmeyecek miktarını NFT'leri öğrenmeye harcayabilirsiniz. Emin olun dönüşü büyük olacak. Bu arada hep Yacht Club'ın çıkarmış olduğu utility token Ape ApeCoin. ApeCoin tarafında şöyle anlatayım. Hala claim edilmemiş Ape'ler var. Yani bu coin Ape sahiplerine 12.000'er tane dağıtıldı. Bir bu arada varsa varsa 12.000 tane ApeCoin. Yani işte çok güzel bir airdrop yaptılar. Bayağı kişi sattı. Satmayanlar da var. E, olası bir dump senaryosu olur mu olmaz mı bilemiyorum. Nasıl bir market making yapacaklar kestiremiyorum. Ama şu an baktığımız zaman 9.70-9.50 aralığı güçlü bir destek seviyesi duruyor. Oldu da buralarında altına indi. Bakın 7.20 seviyesi en oturaklı bizim destek bölgemiz Ape'te. De bu bölgelere gelirse mutlaka kaçırmamak lazım. Benim elimde bir miktar var. Neden bir miktar var? Neden tutmayı düşünüyorum? Şimdi Bored Ape dediğimiz koleksiyon şu an dünyadaki en büyük kripto ve NFT topluluğu. İçerideki en kötü holder'ın milyon dolarlık serveti var. Milyon dolarlık insanlardan oluşan bir yatırımcı grubunu düşündüğümüz zaman asla satmayan, hani fiyatı hep yukarı taşıyan çünkü NFT'lerde biliyorsunuz, e holder'lar eğer satmazsa elindeki NFT'yi yüksek fiyata satmaya çalışırlarsa fiyatın onlar belirledikleri için fiyat düşmez. Hani fiyatı aşağı çekecek holderlar olmadığı için bu token'a da aynı muameleyi yapıyorlar. Hani biz de bir NFT koleksiyonuyuz. Token çıkana kadar ben hiç öyle düşünmüyordum. Token çıktıktan sonra bir anda işte projenin göz bebeği token olmaya başlıyor. Biz de NST'ye mesela koleksiyondan sonra sürekli bir anlam yüklemeye, değer yaratmaya, o token'ı yükseltmeye, yüceltmeye çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Ape'lerde de aynı şey olduğunu görüyorum. Geçtiğimiz günlerde işte Sunup Tok tweet atmış mesela. Ape tutanlara şöyle ayrıcalık olacak. İşte şu albümümü dinleyebilecekler. İşte öte yandan bakıyorsunuz Time'ın haber bültenine Apecoin'lere abonelik olayı çıkacak diye bir duyuru çıktı. Çok büyük markalarla anlaşma çalışma ihtimalleri var. Çok yaratıcı bir ekip. Çok profesyonel bir ekip Yuga Labs. Dolayısıyla Apecoin'in ben çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama hala airdrop olarak satmamış olan kullanıcılar olduğu için belki bir dump durumu tekrardan olabilir. Hani ya da market maker likidite toplamak için. insanlar çünkü havadan geldi bir düşükten satıp yukarıdan aldırmak için birkaç volatil hareket yaşanabilir. Böyle bir hareket yaşanırsa diye de önemli bölgeler 9.80 birinci kademe olabilir. 7.30 ikinci kademe olabilir. Cüzdanımın %5'i kadar ortalama bir Ape token tutuyorum ben. Potansiyelde olduğunu düşünüyorum. İlk direncimiz 14.2 dolar seviyesi. Bu seviyelere gelirse işte yarısını satarım. İşte düşerse tekrar geri almak kaydıyla. Cüzdanımda her zaman bir miktar Ape token duracak. Çünkü komünitesi çok güçlü. Ape tutan kullanıcıların gerçekten böyle paraya ihtiyacı yok. Uzun vade tutabilme motivasyonları var. Ve artık yani ekibin elinde gerçekten o kadar çok para var ve o kadar kreatif bir ekip ki bunu hani gerçekten token bazlı utility'ler yükleyeceklerini düşünüyorum. Ape tarafında da böyle bir durum söz konusu. Avax tarafına baktığımız zaman majör dediğimiz günlükten gelen düşüş trendimiz burada kırıldı. Bakın burada böyle bir yatay desteğimiz vardı. 83'ten hatta Twitter'da paylaşmıştım. 83 dolar alım için en ideal seviye olduğunu belirttim. Bunun altı stoptur çünkü. Yani 81.5 stoplu 83 alış çok temiz bir trade e giriş metodu. Burada bir direncimiz var. 91 dolar seviyesi. Bu bölgeyi açtıktan sonra da kısa ve orta vade kar alınabilecek fiyat bölgemiz ise 100 dolar seviyesi. Burada iyi bir dirençle karşılaşacağız. Niye iyi bir dirençle karşılaşacağız? Bakın burada bir direncimiz var. Burada bir direncimiz var. Bu bölgelerde de destek noktasıydı Avax için. Bu bölgede tekrar direnç noktasıydı. Yani 100 dolar seviyesi anahtar seviye dediğimiz seviyedir. Avax için böyle bakabiliriz. Her coin'de destek ve dirençleri mutlaka böyle geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak inceleyin. Ne olmuş mesela? Hani önceden destek olarak çalışmış, bu direnç olarak çalışmış. Mı? 1 2 3 4 5 6 kere destek ya da direnç olarak işlev görmüş bir bölge dönüş aşamasında da direnç olacaktır. Bu bölgeden kısa vadeli kar alınabilir. Direncin aşılması durumunda Avax'ın market yükseliş senaryosu gittiği sürece ben yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü en çok kullanılan 3 blockchain ağından bir tanesi. Artık günümüzde blockchain anlamında değer üretmeyen, kullanılmayan hiçbir platformun değeri kalmayacak. O eskiden grafiği çok dipti, ucuzmuş, alınır falanmış. O dönemleri geçtik. Artık kullanılan blockchain'e ihtiyaç duyan platformların önü açık. Aksi halde diğerleri çöp olup gidiyor. Yani eskisi gibi böyle alayım bir coin'i çok dipte pump'lar mantığı olmuyor da çok fazla seçenek olduğu için artık çok iyi coin'leri bulmak zorundasınız. İyi coin'lere ne olduğunu bildiğiniz coin'lere long işleme bile girseniz. Hani alsat, ufak alsatlar için bile girseniz. Bunları kullanmaya çalışın. Avax tarafında böyleyiz. Aksi Infinity. Axi'de de 44 dolar çok büyük bir destek seviyesi. Bunda da şimdi baktığımız zaman şöyle bir trend kırılımı da görüyorum ben burada. Ucundayız gibi. Discord'da bugün konuşmuştuk. Bakın şöyle bir seviyemiz var. Evet bak burada da fiyatın önemli kesiştiği bir nokta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 temas olmuş artık. altı hatta. Bu bölgede bir kırılım değerlendirilebilir. Fake atmazsa retest de deneyebilirsiniz. Ya da retest yapmayıp bu aşamadan da kırılım noktasını gözlemleyebilirsiniz. Aksi Infinity'de. de aksi için durumumuz böyle. Ether tarafına bakalım. Ethereum yine büyük düşenini kırdı. Ağır ağır ilerliyor. 3300 dolar ilk direnç seviyemiz. Onun da aşılması durumunda karşılaşacağımız ilk direnç muhtemelen 4000 dolar seviyesi olacaktır. Ether için hani çok konuşmaya gerek yok. Çok trade edilen böyle alsat gözlemlenen bir ürün değil. Daha çok güvenli liman. Bitcoin'den de güvenli bir liman. Benim gözümde her zaman Ethereum'in yeri çok ağırdır. EGLD'yi geçen yayın konuşmuştuk. Bakabilirsiniz geçmiş yayında şu bölgeyi işaret etmiştim. Şu tarafın kırılması durumunda bakın burada bir direnç var demiştik. Burada, 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 burada ve burada. Bu direncin kırılması durumunda EGLD yukarı yönlü pozisyon için çok güzel duruyordu. Bakın tam olarak nasıl gelişmiş. Burada direnç kırılmış. Aa kırdı, kaçırdık. Okey. O zaman ben beklerim buraya retest'e gelmesini. Burada mum kapatırsa alırım. Mantık budur. Benim trade etme mantığım bu. Bakın fiyat buraya geldi. Buradan alım yapıp stopunu buraya koyan kullanıcı bu işlemden yaklaşık %10 kar etmiş oldu. Tabii ki kolay mı? Bunlar kolay değil ama bu prensiple trade ettiğiniz zaman işte buradaki stop riskiniz yüzde %2. Ettiğiniz kar %10 olabiliyor. Hani bir stop olduğunuz, iki stop olduğunuz. Üçüncüsünde tutturduğunuz zaman zaten o iki zararı karşılıyor. Yani benim trade prensibim bu. Hani 10 işlem açıyorsam bunların hepsi stoplu. %2 %3 arası kayıpla, başarısızlıkla sonuçlanıyor. İşte üçüncü işlem yüzde %7 kar verdiği zaman ilk iki zararı götürmüş oluyor. 10 işlem yaptınız. Altısı başarılıysa bu başarılıdır. Yani %60 65 müthiş bir başarı oranı. Hani bunu yakalamak bizim hedefimiz. %100 başarı diye bir şey söz konusu olamaz. Ama her zaman disiplinli ve istikrarlı gitmemiz gerekiyor. Borsada çünkü en büyük düşman kim arkadaşlar? Biziz. Yani tek savaşmanız gereken kişi kendinizsiniz. Ne Elon Musk, ne Kripto Meli, ne işte Flora Dizenler. Hiçbiriyle savaşmanıza gerek yok. Borsada savaşmanız gereken tek kişi kendinizsiniz arkadaşlar. Kendinizi yendiğiniz an, o açgözlülüğü, o yamyamlığı yendiğiniz an makina gibi sadece teknik bakarak %2 mi benim stopum? Ben bu pozisyondan 10 bin dolarda 300 dolar mı kaybedebiliyorum? Maksimum 300 Kaybetmem gerekiyor, maksimum 500 kaybetmem gerekiyor. Siz 10.000 dolarlı bir işlemden 3.000 dolar kaybediyorsanız, 1.500 dolar kaybediyorsanız, başarılı olma şansınız yok. Onun için sistematik olarak hareket etmeniz gerekiyor. EGLD tarafında da dediğim gibi 220 güzel bir direnç seviyesi bu bölgeden muhtemelen bir red yiyecektir. Kar almak için işte 205 itibariyle işte 197 işte 200 205-208 derken böyle kademeli buraya kadar ben bu EGLD'yi satarım eğer elimde olsa. Elimde yok maalesef. NSE'ye gelelim. NSE'de de bir yatay direncimiz vardı. Bu yatay direnç de kırıldı. Hatta bakın şöyle bir yükseliş trendi vardı. Twitter'da da paylaştım. Bu tarz yükseliş yapısı olan coinlerde temas geldikten sonra yukarı gidiyor. Bunda da temas gelmiş. bir. 2, 3, 4 temas vurmuş geçmiş. Geri alım için ideal bölge ise baktığımız zaman böyle şu aşamalardan 16.9'lara inerse 16.3 stoplu NSE denenebilir. Güzel duruyor. Fantom'a bakalım. Fantom çok beklenen hareketi yapmadı açıkçası. Son dönem çok bulıştı. Ama marketin yükseliş döneminde birazcık sığ kaldı. Mesela e, Phantom için alım düşünen arkadaşlar şu bölgeler, şuralara iner mi bilmiyorum ama 1.14 çok güzel bir destek seviyesi. Ben Phantom'u seviyorum. Bunun trade etmek istiyorum diyen kullanıcı için. İşte 115-116 bölgesi alış. 113 bölgesi 112.5. Böyle desteğin %1.5 falan altına koymak lazım ki silkelenmesin. İyi bir bölge gözüküyor. Dot'a bakacaktık. Geçen yayın bir arkadaşa söz verdim Dota'da da bakacağım diye. Asla süper bir performans gösteremedi. Yani çok gerçekten iyi bir ekibi var. Çalışan bir blockchain. Gerçekten iyi çalışan bir proje. Yatırımsal olarak yatırım yaptığınız zaman gözünüzün arkada kalmayacağı bir proje. Ama işte bazı projelerde de mesela e, asla o hantallığı atamıyor. EOS mesela atamadı. DOT bunlardan biri çok iyi performans gösteremedi. Seviyoruz ama hala bir yükseliş hareketi yapmadı büyük anlamda. Umarım bu döngüde yükseliş yaşadığımız bu ortamda yapabilir. DOT'ta bir yükseliş trendi var marketin genelinde olduğu gibi. Şu anda önünde cılız bir direnç var. Bu direnci hani piyasa yukarı giderse kıracaktır. Kar alınabilecek bölge ise 23 dolar seviyesi. 23 dolar seviyesinden kısa vade için aldıysanız satın uzun vade bakıyorsanız zaten DOT'un fiyatı ucuz arkadaşlar. Pahalı değil. Pahalı bir ürün değil. Gelelim IMX'e. Oyun alanında çok aktif bir platform çok büyük yatırımlar aldı. İnanılmaz buluş bir yapısı var. Bak şuradaki trendi kırdıktan sonrası patladı gitti. Sonrasında burada bir yatay desteği vardı. Bakın şurada biz Discord'da pozisyona girdik. Hatta 1.95'ten stop olduk arkadaşlar. Şuradan Baya böyle içimiz yandı gerçekten. Hala tutan stop olmayan arkadaşlar var. Öne açık şu anda ilk direncimiz 2.50. 2.50'yi kırarsa da artık böyle öne açık gidecektir. Şu bölge halen destek seviyesi 2.01 2.02. Eğer olur da fiyat bu bölgelere inerse mutlaka ve mutlaka bu bölgelerden alım ben düşünüyorum. Stoplu bir şekilde bakacağım. Luna'ya bakmıştık. Luna tarafında ise yükseliş trendi vardı. Minörde saatlik bu trend kırılmış. Yükselen trend kırılımlarında böyle bir minor bir trend yakaladınız. Zaten cılız bir trend bu. Yani buna çok güvenemeyiz ama burada bakın kırıldıktan sonra retest yapmış aşağı doğru iniyor. E destek bölgesi neresi? Nereler çalışabilir dersek ilk bakacağımız destek 90 dolar. Çünkü trend kırılımlarında yükseldi, yükseliş trendi kırıldı. İlk bounce verme ihtimali olan bölge ilk yatay destektir trend kırılımlarında. O yüzden bu bölge destek olarak çalışacaktır. Böyle gelir bounce verir. Ya döner ya aşağı gider orasını bilemem. Çünkü dediğim gibi Luna piyasanın genel düşerken çok buluş bir performans sergiledi. Şimdi para diğer coinlere aktı. Luna'daki balinalar da Torchain'i Runa'ya geçtiğini açıkladılar. O taraf pumpladılar. Orada değişik böyle bir döngü dolaşıyor şu aralar. Luxray'e bakalım. bayağı olaylı. Herkes bir dönem Lux'u konuştu. Benim de çok canım yandı bu Lux konusundan dolayı. Türkiye'de daha kimsenin adını duymamışken ben Lux'u Airdrop'la Metamask'ta çok fazla NFT işlem acı çevirdiğim için bana 10.000 adet falan Lux geldi. Fiyat 2 dolar civarındaydı. Ben marketplace'i inceledim. OpenSea'den çok daha iyi olduğunu gördüm ve satmadım. Üzerine bir de 10 binlik ekleme yaptım 2 dolardan. Oradan kalktı 7 dolarlara gitti. O noktaya kadar ben 8 yeter claim edilmiş. E, kar çektim. Bakın hani 8 yeter sadece stake'te tuttuğum parayla çünkü ilk yatırımcılarındanım ben Lux'un. O zaman stake havuzumdaki oranlar çok yüksek olduğu için Lux'a ilk girdiğim için çok büyük ödüller kazandım. Hatta buradan da göstereyim. Hala tutuyorum. Çünkü yani bu, bu konuda da sistem edeceğim birkaç tane kötü kalpli haysiyetsiz insan yok el ele verdiniz luksu şillediniz milletin kafasına yıktınız sen hayatında bunun ne olduğunu okudun mu inceledin mi bak benim elimde de var aldım ben 7 dolardan 1 dolarlara düştü hani benim suçum mu yani proje çok iyi bir proje iş modelleri de çok iyi burada şeyi göstereceğim rewardları da göstermek istiyorum lux tarafında ilk airdropa verildiği günden beri stake'te tutuyorum ben bunu bakın sadece 8 ether bin dolarlık ben rapid ether Lux, gelen lükslerden bahsetmiyorum. Sadece Repeteter marketplace'te dönen işlemlerden, borsada dönen işlemleri düşünün. Her işlemde coin alıp satıyorsunuz. 10 dolar, 5 dolar veriyorsunuz. Binance'ın mesela bu ödediğiniz fiilleri BNB holderlarına dağıttığını düşünün iş modeli olarak. Lux tam olarak bu. E marketplace daha iyi çalışıyor. Bazı işlemlerde fiiler daha düşük. %2.5 yerine %2 alıyor. OpenSea 2.5 alıyor. Bu 2 alıyor. E, ve bunu size dağıtıyor. Böyle bir iş modeli olduğu için ben Lux'u ilk günden beri destekliyorum. Ama fiyat düşerken 7 dolardan aşağı gelirken bütün fenomenler keşfedip paylaşmaya başladığı için ihale bana kaldı. Bana da ondan sonra Lux diye bir ton iftiralar kötü konuşmalar yapıldı. Bak kardeşim ilk günden beri ben ben bunu tutuyorum. Bak 8.5 yeterli claim etmişim. Ne zamandır düşün tutuyorum. Hala elimde bozmadım. Ben Lux'u ilk paylaştığımda alanlar 3x'in üzerinde kar etti. Lux'la alakalı teknik olarak Adam informasyonumuz var. Bunu geçen yayın şu bölgelerden konuştuk. 1.35-1.40 civarlarından. Buradaki en önemli kilit nokta Adam Eve'in boyun çizgisini kırmış durumdayız. Kırılım gerçekleşti. Buraya bir retest geldi. Bakın burası artık bir destek seviyesi. Bunun altına stoplu tutan arkadaşlar değerlendirebilir muhtemel hedefimiz de Lux için 250 seviyesi güçlü bir direnç olacaktır. Böyle 215, 220'den bir kademe, 240'lardan ikinci kademe bir kar realizasyonu yapılabilir Lux Rare'de. Gala yine geçen yayın 225 seviyelerinden işaret ettiğimiz coinlerden bir tanesi blockchain gaming alanında çok gelecek vadeden, gerçekten başarılı bulduğum projeler arasında yer alıyor. Son olarak trenddeki desteğine geldi yukarıya doğru kırdı. Burada bir yatay desteğimiz var. Bu yatay desteğin üzerinde şu an tutunuyoruz. Tutan arkadaşlar varsa 2.70 ilk direncimiz oraya da kırması durumunda 3.50 0.35 ikinci zorlu direncimiz olacak. Kademeli olarak ufak ufak satarak tutmaya devam ediyorum. Sandbox'a bakalım. Sandbox beklediğimiz büyük düşeni kırdı. Hala şu an trendin etrafında destek bölgesinde dinleniyor. Performansını hiç beğenmedim açıkçası. Yani market bu kadar yükselirken bu kadar sessiz kalmış Rahatsızım. Çok artık kendini ispat etmiş bilinirliği açısından tercih edilen bir proje ama fiyat hareketi çok başarılı değil. Oldu da şu bölgenin altına inerse 285 civarında stop etmek zorunda kalabilirim. Hala tutuyorum. Sandbox benim sevdiğim bir proje. Bakalım e, yukarı yönlü bir hareket gelirse 338 ilk direncimiz 420 de ikinci büyük direncimiz Sandbox tarafında. Solana'ya bakalım. Solana da yine aynı şekilde Avax'la yarışıyor. Ethereum'dan sonra Avax mı Sol mü? Hani bu değişebilir. Ben Avax'ı daha hızlı buluyorum. Solana'yı da NFT'ler tarafında güçlü buluyorum. Böyle bir durum var çünkü. Avax blockchain olarak biraz daha hızlı ve stabil geliyor bana. Ama Avax'ta da şöyle bir sorun var. de çok başarılı değiller. Yani hem NFT'leri çok kötü bazı koleksiyonlar hem de marketplace'ler çok oturmadı. Solana'da biraz daha işleyen bir marketplace var. 3 tane durmuş bir marketplace var. Orada çok işlem dönüyor. O yüzden Bunların arasında bir rekabet var. Bakalım hangisi daha üstün gelmeye çalışacak. Şu an Solana önde gidiyor. 105 dolar ilk direncimiz. 140 dolar da ikinci büyük direncimiz Solana tarafında. Serum'a bakalım. Serum geçtiğimiz dönemde SBF şilledi. Şu an bu bölgenin üzerinde kalması. 2.40 üzerinde kalması pozitif bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece 420'leri yükseliş senaryosunda hedefleyecektir ama hantal bir coin çok böyle isteneni veren memnun eden bir coin değil açıkçası çok trade ettim ben bunu zamanında. Arz sorunu var bu coin'de yani yukarı kaldırmak kolay olmuyor. O yüzden çok tercih etmiyorum trade etmeyi. SXP'ye bakalım. SXP'de görünümümüz hala aynı. 235 güçlü direnç seviyesi SXP tarafında. Düşen kamayı kırdı. Şu anda dinleniyor. Bir de PNG vardı. Yani Bakamam bile yani bunun grafiğine o kadar kötü ki yani çok çirkin bir şey. Bu AVAX ağındaki swap merkeziyetsiz bir borsa yani e, nasıl ki Solana'da Radium var Binance'da Pancake var AVAX'da da Pangolin var. Düz mantık AVAX'ın swap platformunun başarılı olacağını düşünmüştüm. Ben bunu 1 dolar 1.20'lerden geçtiğimiz sene aldım. buçuk dolarlara kadar çıktı. Şu bölgeden sadece %25'lik satış yaptım. Büyük ihtimal maliyetim benim işte 1 dolar 80 sent civarlarında geziyordur. Çünkü stake'den de bir getirisi var. Ama fiyat buralara geldi. Bir coin burn yapacaklarını söylediler. Saplayın yarısını yakacağız dediler. Ona bekledik, inandık, güvendik. Dedik ki, güzel bir yakım olacak. Fiyatı etki eder. Tutmaya devam ettik. Satmadık o dönemde. Sonrasında dediler ki 5 yılda yanacak da şu olacak bu olacak Kullanıcıları biraz kandırdılar açıkçası. Yani o çok insanı mağdur etti. Böyle bir açıklamayla bir sürü insan PNG aldı. Sonrasında böyle bir şey yaptılar. Portföyümde hala duruyor. İşte 10 dolarlık vardı. Şu an 1.5 dolarlık PNG var. Yani Allah belasını versin böyle grafiğin deyip kapatıyorum. Bakmıyorum bile. Eğer gelirse de 0.90 0.85 bölgelerine es kaza gelirsek imkansız değil markette neler oluyor. O bölgeye gelirse ben PNG'yi elimden çıkartacağım. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte aynı bir fiyat hareketinde değişiklik yok. 23.8 destek seviyemiz. Bu desteğe gelip yukarı yönlü giderse de 28.2 zorlu olan seviye. Altına bakalım. Altında da 1881 alım için beklediğim bölge. 1881 bölgesine gelirse hatta şuraya alarm da kuralım unutmamak adına. Bu bölgeye gelirse 1881-1888 bölgelerinden 1870 stoplu böyle yüzde yarım stoplu altın pozisyonuna girmeyi düşünüyorum. Altın ve gümüş için Primex BT borsasını kullanıyorum FX işlemlerim için. Açıklama kısmında var oradan bakabilirsiniz. Tanıyorum coinlerin genelini değerlendirdik. Özellikle başta bahsettiğim coinler Algo, Gala, IMX, EGLD, AVAX bunlar güzel. Hani alt genelinde güzel fiyat hareketleri var. Önümüzdeki süreçlerde eğer bu yükseliş senaryosu devam ederse market biraz daha yükselmeye devam ederse bir sonraki güncellemeyi yayında yaparız. Ben dediğim gibi pozisyonlarımı döndük boğa geliyor diye yüklenerek yapmadım. Pot zaten bazı yatırımlarım var. Bu son dönemde işte marjin tarafında ya da işte biraz alımlar yaptım. E bunları yükseldikçe ufak ufak kar almaya çalışıyorum ki tekrardan düşerse bir hayal kırıklığı yaşamayalım. Hani böyle 3 günde güzel yükselen coinler oldu. Güzel de kar ettik. Hani burada karı en kötü yarısını realize edip düşüş senaryosunda cebimde yakıt olması adına böyle bir trade yöntemi izliyorum. Kripto olarak hani bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. E bir sonraki yayında artık gelişmeler olursa güncellemiş oluruz.